yapıyoruz değil mi? Namazın sonuna geldik. Sanırım 12 derste bu derya gibi sanata bir nebze olsun öğrendiniz. Umarım bir yandan form tutmanızı, diğer yandan oryantali daha bilinçli icra etmenizi sağlamışımdır. Unutmayın, kıvırmak bir yaşam biçimidir. Hoşça kalın ama asla oryantesiz kalmayın. Kestik final. Bravo. Ben şunları montaj yetiştireyim de akşam DVD'ler dağıtılsın. Acele etmeyin Yemin. Yılbaşından yılbaşına dansa çıkan yılların psikolojisiyle halkımız halen oryantal ağaç. Ay kız akşama kasetin çıkıyor hem de. La ona kasetin çıkıyor demez, o başka şey. Ay DVD'm çıkıyor. Hey maşallah. Ay o Ebru Şanlı'nın pilates şeysi gibi olursa var ya Allah'ıma kitama parayı kırarsın ha. İnşallah amin. Daha da önemlisi annemi sizin lokalden ahlak polisi alınca tabii babam bir tık rahatsız oldu. Bir tık mı? Öldüreceğim o zerrini! Keseceğim o babacığım! Ay! Neşter, satır, sushi bıçağı bizzat diye vereceğim. Ama azıcık otur, tansiyonun fırlıyor. Domates gibi kızardın. Aşağılık bir sokak kadını yüzünden olanlara bak! Muhterem babacığım, Zerrin o dediğiniz türden bir insan olsa ahlak polisi kendisini de alıp muayeneye götürmez miydi efendimiz? Lan ananı niye götürdüler o zaman? Güzellikten yıldırım. Vallahi bak, aşırı güzellik başa bela. Allah'a şükür kız vasat oldu. Buna da şükür annem. Allah önce akıl sağlığı versin. Nursel, acık sakinleşin. Burnundan fitil fitil getireceğim seni. Televizyonu bir açıyorum. Ha! Ananız orada. Televizyona çıkmakta ne var Yıldırım? Ulan ana habere çıktın, ana habere! Bugün ana haber olur, yarın jürilik olur. Bir yerden başlıyorum işte. Ulan ne diyor bu karı? Ne diyor bu karı? Anne, şu an ölüm efsane mi olmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Babanı sakinleştiriyorum güya, ne bileyim. Tabii Nursel güzel, Nursel sarışın, Nursel Avrupa'yı tipli. Hep Rus zannetsinler. Ahlak şubesine götürsünler Nursel'i. Polise Dobroviç'e Dobroviç'e dersen tabii Rus zannederler. Esas çıban başı Zerrin. Zerrin aldı batakhanesine benim karımı götürdü. Hepimizi rezil etti. Rezil etti hepimizi. Bitti o karı. Bitti o karı. Öldüreceğim o karıyı. Öldüreceğim o karıyı. Babamın kafasındaki ahlak dışı imajını unutturup DVD'li hoca olarak lanse etmek en azından cinayet önler. Yemişim onun cinayetini, gitsin Agatha Christie anlatsın bunları lan. Bacım, ben senin DVD'ne inanıyorum. Hem meşhur olacağım, hem kalçanın teriyle para yapacağım. Değil mi kız? Son bölümü montaja yetiştir Bünyaman. Koş, Rızkar'ın oğlu koş. Gece yarısı olmadan Edirne'den Kars'a tüm ülke kalça titretiyor. Su içerken dokunulan Flamingo figürünü yapıyor olacak. Saat 4'ten beri 2 adet satıldı. Oh, çok az. Peki Türkiye genelinde kaç adet? Şimdi Türkiye'deki ekonomik konjonktürü ele aldığımızda hani bir algı yönetimi söz konusu. Şimdi bu algı yönetiminden yola çıktığımızda da bir ekonomikte normalleşme sürecine bakıldığında yani. Rabarba yapma Bünyaman. Bu dükkanda 2 adet DVD satıldı. Okey. Peki toplamda kaç adet satıldı? 2. Yani ülke genelindeki. İkisi de bu dükkanda satıldı. Zaten birini ben aldım. Geleneksel sanatımıza hiç ilgi alaka kalmadı. Özümüzü kaybediyoruz ya. Bir Ebru sanatına iki oryantala devlet sübvansiyonu şart. Daha yeni çıktı. Belki yarın satış artar. Aha. Bence de. Türkiye belki de henüz bu fikre hazır değil. Yarın hazır olacak. Hadi bebek kadın bizi bekliyor. Ya benim ha? Bu uğursuz enerji vampiri Vasfiye Hanım niye bize acil görmek istiyor? Bilmiyorum ki ya. Ben bugün ona da DVD götürdüm. Böyle çok heyecan yaptı. Belki seni tebrik falan edecektir. Yok kız. Kadında para akıyor, kokuyor. Ve sanatsever olma çabasında. Timur Bey amcanın resim sergisini de o finanse ettiydi.
Beyce DVD'ye sponsor olacak. Hadi be! Oryantal sanatına gönül vermiş diyorsun. Ya onun mayası oynak. Anam gözünden anlarım beni. İsmi bir yerde çıksın diye para harcamaya yer arıyor. Ay nur yüzü mübarek Vasfiye Hanım teyzem. Yerim ya onu yerim Bünyaman. Nasıl toplam 7 DVD satılmış? Türkiye çapında mı? Yok ya. Dünya çapında. Ay, nakiye köşe olacaktım. Kenar bile olamadım bak. Gerçi babam senin için kenarın dilberi diyor ama. Abim acık gülelim de ferahlayalım diyerekten. Ya aşkım satışları dert etme de. Vasfiye teyzeden başka iki hanım daha sana dava açmış. Ne? Ha, bu oryantal hareketlerini denerken birinin omzu, birinin de ayağı sakatlanmış. Abi ne kalas tipler bunlar ya? Manyak manyak figür yaptırıyorsun DVD'de. Deniz arası değil, kemikli mevkli insan yapacak o hareketleri. Kız, sen de DVD'yi seyredip denedin değil mi? Bileğin öyle sakatlandı. Tabii ki hayır. Ne işim olur benim göbek dansıyla? Ben karate dersinde mermer kırarken şey ettim. Yalan kessin. Eski mantasına kaçan yılan balığı hareketini denerken oldu. Allah belanı versin. Biliyorsun da neye yaptırıyorsun madem? Ben bunları çok kolay yapıyorum ama. Mühimin hep çok esneksindir zaten. Zerrin çok esnektir ya. Lastik gibi böyle. Her şekilde. Abim tamam aşırı fazla bilgi. Göbek atayım derken hurdaya çekmiş kadınlarımızın tazminat davası ne olacak? Bünyaman. Tükenmişlik sondurumunun nişanındayım. Ya hadi gitsin. Moralmana geleceğini mala gelsin. Babam şu an abime 5 kuruş para vermez. Vermez Zerrin. Ne olacak? Zerrin'im koğuşta volta atarken bir yandan manitadan kaçan yılan balığı yaparsın. Abim acık gülelim de ferahlayalım diyerekten. Zerrin, sana bir iyi bir de kötü haberimiz var. Önce iyiyi söyle, sonra tonu seveyim yerlerde. Okey. Gözün aydın, 3 DVD daha satılmış. 3 mü? Sadece 3 mü? Demek elit ve kemik bir seyirci kitlen var Zerrin. Gerçi birçoğunun kemiği çatlak matlak ama. Ne gülüyorsun lan? Odun bile kıla. Sinirden biliyorum. Avukatla 2 saat toplantı yaptım. Çemkirme bana paçaz. Hanımlar, hanımlar. Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Lütfen. Söyler misin Nur Hayat? Sabahtan bu yana kaç dava açıldı? 4. Ne? 3 divadır saltadın. Nasıl 4 yeni dava açılıyor lan? Aynı anda kaç yerini kırıyormuş sakal karılar? 2 dava figür yaparken sakatlanma sebepli. Diğeri DVD'nin küfür içermesi. Küfür mü? Ya bırak kız 3 kere dedi be. Ki oryantal dansta kullanılan bir beden alanının teknik adı bu. Değil mi Zerrin? Nedir? Yani gemicilikte gemi demek gibi bir şey bu ya. İşte hep cahillik bunlar. Avukat bey? Kaç dava daha? Son 2 saatte. Şikayetler ne? Tamam buluşalım. Ne yapıyorsun sen bu DVD'de? He? Bomba yapımı falan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 12 dava var. Sakatlık dışında DVD'yi küfürlü, erotik veya pornografik bulan var. Figürleri sağlık veya binanın hidrolik sistemi açısından tehlikeli bulan var. Çirkin figürlere hayvan isimleri verilmesini hayvan haklarına aykırı bulan var. Var oğlum var. Avukat dedi, DVD'nin üzerine dedi, birkaç tane uyarı yazarsak dedi, peki o zaman... Toplasın hepsini, üstüne bu uyarıları yazın, sonra satın. Yoksa başınız öküz gibi belada dedi. Eserlerimin üzerinde bunlar mı yazacak? İçerikteki hareketler kırıklara, şekil bozuklukları ve kalıcı sakatlığa yol açabilir. +18. Küfür, cinsellik, gençlerin ruh ve beden sağlığını etkileyici unsurlar, genel ahlaka aykırılık ile insan onuruna karşı öğeler içermektedir.
Kimin onuruna karşıymışım lan? Esas benim onurum çiğneniyor. Zirin İffet'in çiğnenen onuru. Yazılacak diğer uyarılar. Evde denemeyin. Kalp, romatizma ve şeker hastalığı olanlara önerilmez. Artı 18 ha. Bir de eksi 50 yazılacak. Yaşlılar için tehlikeli diyerekten. 50 yaş yaşı mı lan? Bu da ayrımcılık suçu, dava açalım. Ya direnme Zerrin. Davacılar ancak uyarılar yazılırsa davadan vazgeçeklermiş. Ama bunları yazarsa kimse DVD'yi almaz ki. Yine bir iyi bir kötü haber. Önce iyisi. DVD'yi zaten alan yok. Duasıyla kaybedecek bir şey yok. Nur Hayat, saçını başını yolacak gücün bile kalmadı. Kötü haberisiyle altın vürüşü yap. Vasfi Hanım ne olursa olsun davadan vazgeçmiyor. 20 binlik tazminatı gerekirse söke söke haciz de alırım diyor. İşte sanat böyle bir şey. Engeller, yasaklar, acılar ve gözyaşlarla dolu engebeli bir yol. Te Allah'ım, sanırsın Nazım Hikmet. Tazminat parasını bulacağım Zerrin. Gerekirse tırnaklarımla kazıyacağım. Tanrı aşkına dansın bunu, hak ediyor. Ben de o kadar para yok ha. Hadi be! Annemden istesem? Vermez. Dur bakalım. Parayı bulacağız. Ve dansın halkta buluşacak. Ön kapağın yarısı komple uyarı. Bu DVD'yi kimse almaz. Bu kadar uyarıyı görünce başıma bir iş gelmesin diye resmine bakmaz insan ya. Zeybim en azından annemden Vasfiye teyzenin tazminat parasını alacağız. Tonumuz eyağımızda kalacak. O da bir şey diyor. Sıfıra sıfır. O kadar hayal kurup başladığımız yere döndük. Zerrin, söylesene Tülay'ın hayatında kim var? Ben her şeyi biliyorum zaten da. Biliyorsa bana ne soruyorsun abi? Hadi naş. Kim bu herif? Tanıdık mı? Ya tanıdık tanımadık. Genç güzel kadın normalde boşta kalmaz ki. Sizin olayınız çoktan bitti ki zaten. Memeli hayvan. Tülay beni o herifle aldattı. Hesap, kitap, takvim, bizim ayrılma tarihimiz falan onu gösteriyor. Herifi döveceğim. Onun için soruyorum kim? Hep dövüyorsun, seviyorsun, bağırıyorsun, herkesi yüzüyorsun, ortalık karıştırıyorsun ya. İnsanoğlunu rahat bırak be abi. Lan sana mı kaldık? Sanki ben kendim öğrenemem. Ya salla gitsin artık. Kız kaderi neyse yaşasın. Ay şuna bak. El kadar adam dünyada hacminin 500 bin katı tarifat yapıyor ya. Şuna bak. Bünyamin nasıl annen vermiyor parayı? Nasıl ödeyeceğiz Vasfiye'nin parasını ya? Ananın ismini daha kolay ve tehlikesiz bir figüre verirse. Ha? Viski içerken sızmış Nursel gibisine. Oturmalı bir figür mesela. Üf. Bünyamin. Bir şey oluyor galiba. Nümayiş mi var ne? İnsanlar kitapçının oraya toplaşmış. Beni dövmek için falan mı burada bekliyorlar la? Ya ne oluyor ki? Senin oryantal DVD'si yok satıyor. Olan bu sevgilim. Ne? Nasıl abi? Kült oldu tatlım, kült. He, iyi bir şey oldu diyorsun. Ah bebeğim. Artı 18 eksi 50. Tıbbi ve mimari açıdan tehlikeli, sakıncalı bölümler içeren bir oryantal dans dersi. Bu ne böyle yahu? Bu ne acayip bir şey. Kim bunu seyretmek istemez? Vallahi bu şekil söyleyince beni bir merak ettim. Üzerindeki uyarılar kimin fikriyse dahiyane bir pazarlama taktiği. Lafı uzatma. İzdiham olmadan sıraya girmeliyim. Ay, ya alo Bünyamin. Buraya gelsen iyi olacak. Ben şu an bir şey oluyorum. Yok yok, öyle değil kız, iyiyim. Fonomun gibi bir şey oluyorum galiba. Hak edeceğime sevgilerimle. Zerrin Hanım, stoklar bitmiş. Firma 100 bin adet yeni sipariş almış.
Talepler doldu, yetişemiyoruz, görüyor musun? Halk kitapçıları doldurmuş, vatandaş oryant tersleri demiyor. Bence sinemalarda gösterilmesi teklifini de ciddiye alalım. Yarın toplantımız var işte Zerrin'cim. Yalnız televizyon haklarını ayrı satacağım. Belki haftalık oryantal programı yaparım, belli olmaz. Sana çok acılı ve engebeli bir yol. Fakat zirveye çıktığında... şu manzara her şeye değiyor, biliyor musun? İsim canım. Ayşe. Gülistan. Sen bu Zerrin'i davet ettin mi nişana? Gelip oryantal falan yapıp rezil etmesin bizi aleme. Bu ne ki bu? Çırak, esas rezilliğin başkanı kaynanas. Nursel Hanım değil mi? Bayan alkolü takdimimdir. Bu iki manyak saç saça baş başa gelmesin nişanda. Ay ama Nursel'leri davet etmeden de olmaz. Şehmuz keser bizi. İkisi de davetli ama hiçbiri gelmeyecek. Deniz Nur Hayat'la emre vermiş, ben de dedim sana vereyim davetiyenizi. Malum cuma nişan. Sağ ol kız. Kız, yaşlandıkça kötü yürekli hücrelerin ölüyor. İyi yürekli hücrelerin büyüğe de ağır mı basıyor ne? Yo, komşuluk ayrı. Bekliyoruz. Nursel Yıldırım Karakaş ve ailesi. Ayrıyetten oğulları, gelinleri falan diye yazmadık. Yazı fontu büyük ya, sığmadı. Biz Erfada Cihangir yazı Firuza'ya yazsaydın. Konu komşu, eş dost, oyuncu tarifesi hepsine toplu davetiye olurdu. İlahi maskara. Kız, gel kaçma kaçma gel. Kurye miyim ben? Niye bunu bana veriyorsun? Coğrafi yakınlık. Oldu canım. Kayınpedere, kayınvalideye ulaştırırsın. Saygılarımızı da ilet. Bekliyoruz. Bak küseriz ha. Canım. Bence ismi yazmıyor diye tavır yapar. Bünyamin'den bu gelmez. Nursel'le Yıldırım Bey. Bu poposu yere yakınla kanlı bıçaklamış. Belki davetiyeyi vermez bile. O vakit Nursel'ler de gelmez. Ne yapalım anam? Biz nezaketimizi yaptık. Gelinlerine davetiyelerini ilettik. Hepsini çağırmış olacağız ama mikropların hiçbiri nişana gelmeyecek. Bana bak, büyükelçi gibi bir tipim ha. Nasıl stratejikman zeka. Mikrop dedin de Gülistan. Anne, şantiyeyi temizlemek yok. Allah Allah ya. Bulaşık teliyle heykelleri ovacak, deli mi ne? Gülistan tabiri beni zarfa yazmamış. Ve ailesiymiş. Bezelye kadar beyninde planı var. Davetiyeyi vereceğim, Nursel Hanımlarla büyüğümün nişana gidecek. Ben istemeyen gelin, kül kedisi gibi arkada kalacağım. Ha hayda! Ben gitmiyorum zaten. Yani Deniz davetiye verdi de... şimdi Selahattin falan orada. Yakışıklı olmaz. Selahattin abi hayatında hiç yakışıklı olmadı ki. Ama benim elim armut toplamıyor. Çiçeğe bir çıtlasam sanki beni çağırmayacak. Oğlan bizim ama esas kız bizim. Çatlasın cadı gramıca. Ya, kız bizim değil mi? Ay, sanatçı arkadaşım benim. Ama yine de nişanda arıza çıkmasın diye. Çıkmasın tabii. Ondan Nursel cadısına davetiye vermiyorum. Alkolü karı bana taktı ya. Lan! Azıcık da benim trajedimle ilgilenmemeli hayvan. Allah Allah, hep senin aksiyon filmin. Burada ben nişana gidemiyorum diye içerleniyorum ama. Niye içerleniyorsun ki? Nişandan sonra gelip tek tek anlatırım ne oldu? Lan inşallah manyak kaynana. Ayrıca çağırırlar da şantiyen orada çamur güreşi tutarsınız. Her türlü indiririm. Cici.
Nişan hayırlı olsun. Yarın akşam mıydı o? Evet. Davetiye de yazılı şekerim. Bana davetiye gelmedi kız. Nasıl? Ayol listede adın vardı. Dur dur getireyim ben, bekle. Atarla gel Eston. Yarın akşam o nişanda en çok beni eğlenmişsin. Alo. Zerrin. Tülay benim telefonlarımı açmıyor ya. Bana onurumu çaldın dedi bana. Ben ona ne yaptım ya? Herkes bana sırt çevirdi. Kimse beni sevmiyor. Aa, olur mu abi? Kimse sevmiyor ne demek? Vardır bir iki kişi. Ne biliyor ama. Annen hayatta mı? Ya seninle uzun uzun konuşmak istiyorum ama şu an hayatta yapacak o kadar daha güzel şeyler var ki. Hadi bebek. Ne yapacaksın? Gidip kendimi uçurumdan aşağı atacağım. Vallahi. Tülay'a söyle. İntihar edeceğim. Arayıp ulaşamazsa merak etmesin. He oldu oldu, yarın mesaj atarım. Ya abartma, uyu geçer uyu geçer hadi. Ay. Kim o ya? Aman dert anlatan bir fan işte. Ay insan bir kere ünlü olmaya görsün beni yaman. Oryantal kasetim patladığından beri isimlerime yakın hisseden herkes kendini kankam sanıyor aman Allah'ım. Şöhretim bedala. Selebriti olayı böyle işte Zerrin'cim. Mesela bir sevgili Sezen fenomeni. Adam kadının gerçeğini bilmiyor, sevgili Sezen diyor. Hah, aynısı. İlalimin babasının oğluyum sanki. Açmış bana dert anlatıyor ya. Tabii. Çünkü sen göbeğin aracılığıyla memleketin birçok evine girdin Zerrin. Göbeklerini de aldım değil mi? Çin'e gidiyoruz ha. Orada da çok ilgi alaka olur. Bir güvenlik falan mı tutsak? Yo, biz bizeyiz. Sanat dünyası ağırlıklı. Annemler de gelir herhalde. Davet etmişler de illa ki. Anneler gelir mi bilmem. Konu komşunun dedikodularıyla ilgilenmiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum ha çünkü. Ay! Sallanıyoruz bu! Dur dur Zerrin! Zerrin dünyaya dur dur! Ay çok dalga var! Kız deprem çoktan bitti. Kendine gel! Kızım gel girişin altında duralım öyle derler! Kirişin altı o Bünyaman, girişin değil. Kiriş ne ben onu bilmiyorum. Altına nasıl duracağım? Sen mimar değil misin? Ya mimar adam depremden ne anlar? Kandil rasat anısını ara. O ne yapacak lan? Rasat, ne bileyim ben. Biri bir şey yapsan, bir şey yapan. Ay, fındık kabuğu gibi sallan. Çok zor. Çok zor. Ay, acık ağladım açıldım ama iyi geldi. 5.8 falan vardı ama değil mi? Aa, Zerrin, sen geldin mi? Evet, gelmesi miydim? Hoş geldin. Ay, ay, ay! Hoş geldiniz Bünyamin Bey, çocuğum. Ay, buyurun. Buyurun, buyurun Bünyamin Bey. Hoş geldiniz. Selahattin şu tarafta, rahat edin. Oo, Fikret abi nasılsın ya? Hoş geldin. Ne haber? Yine suratın kabus çatosu. Tabii adam yerine koymadı ondan. Esas dün gece bana ne oldu sen onu biliyor musun? Ha evet. Sen kendini öldürecektin. Olmadı mı o iş ya? Yok. Ama bir gün seni öldüreceğim nasipse. Ay. Her türden insan var. Çok kozmopolit. Ne
Cicu, nasılsın, iyi misin kız? İyiyim Zerrin'cim. Hiç havamda değilim. Biraz sonra sohbet edelim. Selahattin nerede ya? Herkes ortadan kayboluyor. Bir içeri, bir dışarı. Aman boş ver Gülistan. Çocuk dün gece ne badireler atlattı. Eve gidip yatmıştır. Ay elleşme. Nursel Hanımcığım, aşk olsun. sizin kafanız pek tatlı. Ben bir daha izah edeyim. Şöyle ki, ben davetiyenizi gelinize verdim. Hani ulaştırmadıysa suç onun suçu. Gelin mi? Bu eve. Gelinim yok lan benim. Ha Zerrin. İşte orada. Zerrin bir dakika gelir misin canım? Nursel Hanımların davetiyesini ilet diye ben sana verdim mi, vermedim mi canım? Öncelikle Nursel Hanım teyzeciğim, vallahi şimdi gördüm, hoş geldiniz. Diğer konu neydi canım? Ama neyse ne, şimdi nişan takılacak. Hadi hayırlısı. Hadi, buyurun. Geç, 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 geç. Sen konu, sen... Timur, ne yapıyorsun sen ayol? Ay ne oldu, yazık, bayıldı mı o ya? Bir ambulans çağıralım. Baba. Bir orçun, bir alın devrulun. Geç, 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 geç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle geçin çabuk. Basmıyor hanım. İyisin değil mi Basmıyor hanım? Sadece çok içten bir şey olsun istedim. Gerçekten. Yani sadece o kadar. Aşüfte! Öldüreceğim seni a**ma! Lan! Yetti, yetti. Kalktınız. Gel. Sen bir sus be. Evet. İzmir'e yolcu kalmasın. Ay! Hayır, gelin bizi! Bırak! Bırak, ayrılın! Ay, öldüreceğim. Çekil. Çekil, selam babacığım. Zerrin, lütfen. Bu ne zaman diyeceğim? Zerrin'ciğim. Kapat, kapat.
biliyordum başıma geleceklerini. Ben biliyordum iki mahalle karısı ya, anam. Yetti. Benim hayran kütlem var. Oriente Serhat'ta ve Serhatçısına açık saygı. Ağzını yırtmışam seni. Dur Nusret, dur. Dur. Nusret. Nusret. Aman anne. Tansiyonu düştü. Su getireyim. Sinirsel tansiyon herhalde. Duygusal rüyası. Çok hassas çünkü. İçeri bir yere yatıralım şunu. Çok içti. Sızmıştır artık herhalde. Heh, Nusret. Nusret. Ay yok amca yok. Bunu nerede görsem tanırım. Hastaneye götürelim direkt. Alkol komasına giriyor bu. Ne? Nusret. Yok ya. Emin misin? Ya baksana. Tepki yok. Refrakas yok. Hastaneye koşun. Alkol komasına giriyor. Nusret teyzeme bir şey olacak. Nusret. Ambulans çağır! Ambulans! Ambulans! Telefonla salak! Ah dedim ben. Bu kadar içme dedim be kızım be. İçme dedim. Ah Nusret. Nusret. Serhan. Lan yazlıktayken şu aşifteyi 100 kere aradım. Sürekli sapık gibi mesaj ettim, cevap vermiyor. Sen mi çalıyorsun lan bunun aklına? Onda çenecek akıl olsa yıllarca seninle takılmazdı abi. Şu an yanımda çok çok sıratıra tekiriyor. Ya Rabbi şükür sonunda bir iletişim kurdu. Bu da bir şey. Zerrin, ben sonunda dayanamadım. Tülay'a bir mektup yazdım. Mektubu ne yapsın lan? Bir çek yaz daha makbule geçer. Söyle ona. Alsın o mektubu münasip yerine soksun. Heh. Ama sokmadan önce bir sor bakayım tam olarak ne yazmış? Tuh senin suratına. Sana demedim abi. Ya nasıl iki tipsiniz? Tüküre tüküre fıskiyeye döndüm. Bana bak. Çok merak ettiyse mektubu ben kendim elden teslim edeyim. Kapı 2 kere çalarsa benim. He. Postacı kapıyı 2 kere çalar. Kısa. Camdan tehlikeli bir şekilde eğildiğinde birazcık deniz görünüyor. Ya kaç metre kare ev burası ya? Şu hale bak, Gülüver Cüceler ülkesinde gibi olduk. Olsun Rıza, küçük olsun, bizim olsun. Hmm, ablam da eniştem için öyle demişti de, sonrası malum işte. Hayır, bir kere küçük ev çok makbuldür. Temizliği, derlemesi, toplaması şey çok kolay olur. Ay ne oluyor, ben ev kadını mı oluyorum ya? Ay ne zahmetler. Kahveler asır buyurun. Teşekkürler, buyurun canım, sağ olun. Kız, ne iyi ettiniz kendiniz be. Hangi dağda kurtuldu? Nasılsınız inşallah? Hamdolsun iyiyim. Sen canım? Su tesisatına sızdırma var mı? Yok. Ev sağlam. Ya ben burayı almak istiyorum ama çok yaşlı bir ev sahibim var. Adam satmıyor. Hmm. Vallahi kısmet bu işler. Hep kısmet. Niye borlar sordun ki gülüm? Bir şey olursa biz hallederiz yani diyor bacım. Komşuluk geldi mi gı? Ay ben nasıl anlatırkalaştım bugün? Sen evlenecek kayınvalidene bağlayacağım belli. Reza bak bu nikahtan bir ay sonra 90 kilo. Bacaklar soba borusu sana deyim de hazırlıklı ol. Ay arada rakıya da gelin lan. İllaki, illaki. Doğramalarda çürüme ya da şişme falan var mı ya? Hoş geldin kutu bebeğim. Ne yapıyorsunuz karanlık ruhlar? Oğlum yakında andropoza gireceğim, kızı hala ananların evine mi atıyorsun ya? Ne zaman taşınacağım buradan Keloğlan? Asıl sen ne zaman taşınacaksın Neşeli Şirin? Niye ki? Senin ev satılık anam. Olsun. Ne zamandan beri? Ben niye bilmiyorum? Ev Vasfiye teyzeye kalmış, o da satıyor. Sana yol gülüm. Detaya giriyorsun, girme. Kime satıyormuş ki? Emlakçı mıyım canım? Bana ne? Aa ben anladım. Denizli Rıza'ya satıyor. Çünkü bu
2 dakika önce yan sokaktan ev bulduk, alacağız diye para istedi. Ve gol. Deniz, bir kere ben bu dandik eve 5 kuruş vermem. İlka, siz kim oluyorsunuz da beni deliyip evimi kapıyorsunuz lan? 3. Nineyle ortak yapım skandalınız çok güzel oldu. Kutlarım. Orçun, bu evin satılacağını sen mi söyledin? Okey. Zerine, düğüne kadar otur, kiracımız ol. Vallahi mı? Misafir gibi gelip evi gezip paraları sarmalar ha? Allah bu ikisine bir boy vermiş, gerisini koy vermiş. Kendine sensiz zanneden vasat zekalılar. Ama benim de sensiz bırakmış param var. Ben de Vasfiye teyzeme teklif vereceğim. Nereden param var? Sanat dünyasına bir güneş gibi doğan oryantal devriyedimden. Allah Allah. Ya siz kimle dans ediyorsunuz? Sinsiliği icat eden benim. Burası Sinsilati, buradan çıkış yok. Deniz'i niye kovayım, ne diyorsun ya? Ya saçından yerlerde sürüklesinler, tekme tokat kapının önüne assınlar. Ha senaryoda diyorsun. İyi fikir, olur. 10 numara ajitasyon. Tufan Hacı'ya söyleyeyim, onu 1. bölüme yazsın. Ya bir yemin, üf! Oğlum sen artık oranın yönetmeni değil misin? Ay evet, oyuncularım haberi duyunca nasıl sevindiler, nasıl sevindiler. Taş oldular. Bünyamin Hoca, Bünyamin Hoca diyerekten. Bünyamin Hoca mı diyorlar? Ama diyecekler. Sıkıysa demesinler. Benim setim dün onlar değil lan. Oha. Otorite bende acayip seksi duruyor. Of. Vay uyanıklar! Yangından mal kaçırma, yakarım lan burayı! Vasfiye teyzem! Yanlış bir karar vermeden önce bekle, eve ben de talibim! Yettim anam! Aa! Hoppala bayram! Bebeğim, bunlar ev mev alamaz, ortada kalırsın. Ben apartman yöneticisiyim. Bu 2 avare kendilerini bile yönetemez. 3 sezondur evlenemedi bunlar ya. Ama bu yıl evleniyoruz ve aile oluyoruz. Aile, toplumun en küçük birimi, öyle değil mi Rıza? Evet, aile toplumun temelidir. Evinizi zerrin gibi bir hanıma değil de daha mazbut bir aileye satmak size daha çok yakışır. Siz aile sırası bizle, biz de sırsımız ya. Dikkatli konuş, hanımefendi var burada. Yeterdir ne yapacağını bilirler. Sıyısı marişle. Ay! Zerrin'le deniz çamur güreşine başlamadan ve Orçun seyretmeye gelmeden bir durun. Bir durun. Açık konuşacağım. Buyurun. Tok satıcıyım. Bazı şartlarım var. Başımla beraber. Mesela anlaşırsak parayı peşin isterim. Tabii. Lokman, tabii. Okey. Olmaz gereken. Tapu harcı alıcıya aittir. Mahkum. Okey, okey. Bir de alıcının doğacak ilk erkek çocuğu benim. Torun istiyorum. Benimkiler yapmıyor be yavrum. Şaka şaka yaptı. Hayır, bebek istesem sizinkileri mi alırım? Birinin babasını bileceğiz mi, bilmeyeceğiz mi meçhul? Ötekininkini biliyoruz da ne oluyor? Hayır, bilmesek daha iyi. Şaka şaka aşkım. Ama hakikaten bir şartım daha var. Tabii, buyurun. Beyim hasta. Böbrek bulunacak. Transplantasyon yapılacak. Geçmiş olsun. Hanginizin böbreğe uyarsa
evi ona satacağım. Ne düşündünüz be? Cihangir'in göbeğinde araba parasına ev bulmuşsunuz. Tek böbreğin hesabını yapıyorsunuz. Hayır, zaten iki tane var. Birinden birini verivereceğiniz. Acaba ameliyat izi kalıyor mudur? Deniz. Ay, gene şaka yaptım. Transplantasyon. Olacak işte. Ay. Hadi geç oldu. Nasıl ya? Ne olacak şimdi? İki tarafa da eşit mesafedeyim. Yarın konuşuruz. Akşamına da kararımı açıklarım. Ay, benim evin misafir tuvaleti kadar bir daire alacağınız da başınızı sokacağınız diye ne paraladınız kendinizi be? Efendim, ya... Kırdı binimin. Bir deri bir kemik kaldım. Karı kanıma emda. 4 saat oryantal yaptırdı sadist. Hakikaten kuruyup kalmışsın Zerrin'im ya. Senin günün nasıldı? Hiç işte, kavga dövüş çekiyoruz ya. Normal set ortamını cilveleri. Oyuncular Tufan Hoca'yı bize başka yönetmen bul, parasını biz vereceğiz demişler. O da demiş ki yok, yazar yapımcı benim ama sette Bünyamin patron. Aferin be, helal. Tabii. Oyuncular nereden bilsin yönetmenlik yapabilmek için Tufan Hoca'ya üzerine para verdiğimi. Bünyamin, yanağındaki morluk ne? Aman, Çağatay'la el kol şakası, itiş kakış işte ya. Sette tam bir aile olduk. Teyze, siz çok daha güçlü bir adaysınız dedi. Bana anahtarı verdi. Ben şu an gelecekteki evimde ölçüm yapıyorum. Ha, sen öylesen Kazulet. Vasfiye yarım saat önce beni aradı. Banka kredine falan başvursana, içim daha bir ısındı dedi. Saat 9'da kararını açıklamak için terasa bekliyor. İlginç, değil mi? Hem de çok. Merak uyandırıcı bir sahne ha? Neler olacak acaba tadında böyle 10 dakika boş boş konuşabiliriz? Bu tarz pembe diziler vardı. Hatırlıyor musun Zerrin? Hatırlıyorum. Fakat sürekli zoom yapıyorlar ve acık başım döndü. Benim de o yüzden. Biraz içim ezildi doğrusu. Bir kuru ekmek kenarı falan vardır umarım. Midemin suyunu alsın. Dünden kalan kek var. Ancak gece dışarıda bırakmışız. Mukavva gibi olmuş. Ne yapsak? Vasfiyet teyzeciğim, hadi artık bekletmeyin bizi ha. Nedir? Çok üzülüyorum be çocuğum. Ne çektiniz be? Hangimize üzülüyor? Evet, kime satacaksınız şimdi? Evi. Düşün taşın. Hesap kitap. Uzun analizler sonucu. Evet. Nur Hayat'a satacağım. Nur Hayat nereden vereceksin? Ya 1,5 katı para verdi çocuğum. Peşin para yacan mı
Vaspiye ne yapsın? Taş mı yasın? Ya biz ev alıp evlenecektik hemen ya. Ben sokakta mı kalıyorum şimdi dımıdızlak? Neler geldi başıma? Ay olmayacak işler. Bu hayat ne yapacak o evi ya? Emir'le ilgili her şeyi bileceğim. Sen benim kiracım ama daha önemlisi casusumsun. İstediğim saat buraya gelir, terası gözlerim. Kim geldi, kim gitti, eve kim geri çıktı, saat saat rapor istiyorum. De şuraları bir sil, gözünü seveyim. Bu ne ya? Hazır ol! Oy! Merhaba asker! Sağ ol. Nasılsın? Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi işte, hayat kaynası. İyi. Tosur tosur göl başında uyuyorsun asker. Nöbet tutup emiri gözleyecektin ya. Ayşe Kod adlı düşman güçleriyle ilgili istihbarat toplayacaktın ya. Vallahi sadece bir an darmışım. Allah o melatoninin belasını versin. Asker! Uyursan ölürsün. Niye kız? Ben öldürürüm. Terasta hareketlilik var. Aç camı, kim kime nedir bak. Tam süper! İşte mukadderat-ı ilahi. İşte ne yapıyorsunuz? Nereye böyle Ömer? Cenazeye Zerrin. Aa, kim kim? Ayşe mi ölmüş inşallah? Şeyh'imizin halasının beyi vefat etti çocuğum. Ha. Emir'i sor. Emir sen? Ben daha gencim Zerrin. Bir 40-50 yıl daha yaşar bu. Şeyh'imiz amca tekrardan başınız sağ olsun. Yıllardır hastaydı, ne yapacaksın işte? Sıkıldım, bağ sohbeti. Oldu, hayırlı sayı cenazeler. Sen ne yapıyorsun bana Nur Hayat ya? Uykusuzluktan beyin dil koordinası sıfıra indi. Ayşe Trekinci'nin dibi. O bize rehberlik yapacak zaten. Ayşe mi dedi? Ayşe dedi. Defter nerede? Defter! Nur Hayat duymasın ha. Kızı öldürüp şelaleye atar o ya. Deniz'e de söyleyeceğim. Full gizli zaten. Abi pamuk gibi kız. Ayla falan konuşuyor. Nasıl bir naiflik bu? Bayağı tatsız. Ayşe Ayla konuşan pamuk gibi bir kız. Nur Hayat'tan sonra sanatoryum gibi geldi bana. Biraz huzur istiyorum ya. Biraz huzur çok mu? Ben de huzur istiyorum Emir'im. Seni anlıyorum. Malzeme yok. Emir'i gözle diye bu amaçla dürbün aldık. Dürbünü bırak, ev aldık lan. O terasta dişi sinek uçsa bile haberim olacak dedin mi demedin mi? Ya geceleri dürbünle bakıyorum ama terasın ışığını açmıyorlar. Gece görüşlü kamera lazım Nur Hayat. Vallahi insansız hava aracı alak mı kız? Uydudan Emir'i takip etsin. Vallahi çok makbule geçer. Günlerdir uykusuzum. Bastır parayı bir insansız hava aracı al, ikimiz de kurtulalım. İnsansız kara evde hiç fena fikir değil ha. Bu ne be? Bu ev. Ama seni dehlemişim, insansız olmuş. Nasıl? Uyku yasak. Her 5 dakikada bir bu pencereden çekilmiş fotoğraf bekliyorum. Eğer terasa Ayşe Kod adlı düşman gücü girerse... Evet. Keskin nişancılığın var mı senin? Fotoğraf gibisine. Sniper gibisine. Nur Hayat. Gülüm böyle yapmasan da bu kız konusunu Emre açıkça sorsan. Ne? Ay tansiyonum düşüyor yine 3'lere 2'lere. Salak mısın sen? Bak bacım. Erkeği çok sıkmamak lazım.
boğmak lazım. Ben emirime hiç söz etmem. Neticede erkektir, bizim gibi değil. Eşeğine gelir, kaçar, gider, gezerdir olunur. Ama çok affedersin, sonunda kuyunu kıstırıp kürkçü dükkanına geri döner, değil mi? Bilmem, öyle mi? Nurhayat, emirden ayrılmanın trambasıyla şu an fabrika ayarlarına geri dönüyorsun. Farkında mısın kardeşim? Ne ayrılması? Ayrılmadık ki biz, ara verdik. Tekrar sevgi olana kadar gelişmeleri yakından takip etmek için... Acaba buraya mı yerleşsem ben, ne yapsam? Yarın Emirler Ayşe'nin rehberliğinde doğa yürüyüşüne gidiyor. Efendim? Sen de gitsene canım. Herkes için iyi olur. Hepimiz acık oksijen alırız. Efendim, baş sağlığı ve geçmiş olsun kombosuna geldik. Cinaze gidiyor, benim kafa gidik de dedim, çok ayıp. İyi, iyi, o zaman gelin oturun babamla, güzel haberler verin, oyalayın. Oldu. Tabii tabii, biliyorsun. Hadi geç. Babacığım, geçmiş olsun, ha misafirimiz var. Oldu, ben çay şey yapayım. Nasılsın amca? Ananız güller, babanız güller, çoluğunuz, çocuğunuz güller. Afiyetle inşallah. İstanbul malum. Havası pis, trafik, stres. Ne yapacağım? Hep öyle, hep. Ama böyle kalmayacak biliyorsunuz. Öyle mi? Şeyhmuz amcacığım, size biraz güzel haberler vereyim, içiniz açılsın. Artık şehirde yeni bina yapılmasını yasaklıyorlar. Yok yahu, gerçek mi bu? Tabii, kanun çıkıyor. Aa! Şehirde artık imar izni verilmeyecek. Arsaların hepsi yeşil alan olacak. Çayır, çimen, koyun, kuzu, neresin? Emin misin? Tabii canım, biz sektöründeyiz, bilgiler hep bize geliyor. Belli olmaz Binyaman'ın yine daha. Daha güzel haber, kömür yasaklanıyor. Bütün binalar böyle güneş enerjisine geçecek. Nasıl yahu? Tabii, babam dedi. İstanbul bildiğin Akdağlar olacak. Böyle bildiğin oksijen kafası. Emin misin? Sen mi ama? Kızım, babam içeriden haber almış. Allah Allah, büyük işler bunlar yahu. Nasıl, iyi değil mi? Bünyamin bence hayırdır ya. Bizim otel inşaatın olacak, yıkılır onu o zaman. Hayır, hayır, niye yıksınlar? Asla, asla. Oh, Bünyamin. Of, başım dönüyor. Bütün binaları güneş enerjisine çevirtmek kaç para tutar biliyor musun evladım? Of, of. Ha, onu falan düşündünüz siz. Yahu benim elimde öyle bir birikimim yok ki. İnşaat da yapamazsak ne yer, ne işeriz biz, bittik. Ay, 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 fenayım. Of. Servet teyzem! Şaka şaka. Hepsi şakaydı. Ay, ölmesin. Bak ben çok korkuyorum ölüden. Ölüyor galiba. Ay be felayım. Öyle deme lan adamın yanında. Gel Esten. Ne oldu ya? Gidiyor amca. Dilantıma bakma, dilantı. Aha, ucuz atlattık bu sefer. Neyse. Ah Binyamin. İnşaatçı adama niye sosyal demokrat çevreci söylemle müjde veriyorsun ya? Sanatçılarla takıla takıla ne oldum ben ya? Buraya yerleşmiyorsun değil mi? İstesem yerleşirim, ev benim. Ama senin alt sınıf avran doldurma parfüm ve lahmacun kokusuyla her yere sinmiştir. Babur? Emir'le ayrıldık ve iyi hissetmem için acımasız da olsa tek bir çözüm vardı. Kız, Emir'i kesin bavula mı doldurdun? Kusura kalma, karın deşenin Nurhayat dedim ama işte işten döndüm, aç kıraklıyım. İşten mi? Bu tarz bir sabah koşusu kıyafeti olabilir mi sence? Bu giysi sana ne hatırlatıyor?
konu o zaten. Emir'le beraberken giydiğim her kıyafet bana bir şey hatırlatıyor. İlk çıktığımızda giydiğim mavi elbise. Onun uğruna kaçtığım düğündeki gelinliğim. Al şunları. Görmek istemiyorum. Ya kim mi bunları? Ne? Etrafta böyle dolanıyorsun. Bizi de abimle rezil ediyorsun. Efendi gibi benim eskilerimi giydiyorsun kızım. Bacım, sen bunları niye bana getirdin? Sen istemiyor musun? Ezik miyim ben Nur Hayat'ın eskilerini giyeceğim? Lan memeli hayvan. Ben ezik miyim? Ezik miyim lan ben? Hayır. Ha? Ezik gibi mi görünüyorum? Üzerime mi basıyorsun sen benim? Cık ezip peçete ellerini alıp tuvalete mi atıyorsun sen beni? Hayır bacım, estağfurullah. Ha, bilelim de. Lan en son ben sana atarlanıyordum. Kız o değil de gelinlik yanıyor. Bir dene sevme. Ay kız hadi git ki şöyle telli duvaklı görmek nasip olsun. Ah be. Evet. Seksi flamingo lakaplı oryantal üstadı Zerin Hanım'ın düğünündeyiz. Efendim Zerin Karakaş olmak hayatınızda ne değiştirdi? Hey, önden çok zenginleştirdi. Lan bu da Selahattin'se vallahi suratına tüküreceğim ha. Ay yok gelemez o. Dele Gölestan Gestapo gibi peşindeymiş. Herif uydudan takip edecek yakında. Kız, polis hemen evden çıkın diyor. Niye? Almanya'dan oğlu mu gelmiş? Yok lan. Apartmanda bonsai çetesi saklanmış. Operasyon olacakmış. Ne? Böyle mi çıkacağım? Lan çatışma çıkacak. Sen böyle çıksan ne olur? Hadi. Hadi. Herkes bakıyor. Damat kaçmış da onu arıyorum gibi. Cık. Yaş adam. Ya. Aa, kız şu kebapçıya girip bekleyeyim hadi. Bir yerde Urfa yeriz. Sende para vardır he gülüm. Homini gırtlağından damadı kesin kurtun ondan kaçmıştır o çocuk. Vay oy. Dur lan. Geç. E ama gelen yok. Ha. Kız sen sandılar ya. Şimdi bir yanlış portayı hadi çıkıp gidelim. Gelin hadi hadi. Yapma. Dur kız acele etme. Lan manyaklaşma. Yapma. Kızım bana kaçtın. Evleniyoruz işte. Yarın da Urfa'ya gidip sizin tarafın elini öpeceğiz. Heyecan yaptım. Anne kolonya ver de toparlansın. Hayır millet bunu tanımıyor ya. İyice merak ettiler gelin nerede diye. Git var ya hazırlanıyor de. Yaş altınları gelin. Saraf gibi oldun şu hale bak. Altın en son yükseldi miydi? Altın yükseldi ama sen gitgide benim gözümden düşüyor. Hak oynamamı beğendi takıyor. Takmamı değil. Lan sanki oryantel yapıyorsun diye mi takıyorlar? Gelin sandılar ayak atma.
Gelin de vaktinde geleydi. Hadi gelin. Ama gelmiyor. Ne yapayım? Selin, bu ziyalım. Gelinle damat geldiğinde bizi pişirip pilava katacaklar kız. Hadi. Acıksız. Lan. O ne ya? Başka bir düğün var mı? Gelin o değil mi oğlum? Hayır. Lan! Altınlar!